Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle birlikte motosikletimize bir USB çıkışı yapacağız. Gördüğünüz gibi elimizde şöyle bir ürün var. Optimate 108 modeli. Böyle bir parça. Öncelikle neden bunu tercih ettiğimi hemen söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz motosiklete USB çıkışı yapmak biraz teknik bir konu. İçindeki sigortadan vesaireden elektrik almak gerekiyor. İşte motosiklet açıldığında elektriğin gelmesi vesaire gibi şeyler var. Eğer direkt aküye bağlarsanız da aküyü bitirebiliyor. Öyle bir problem olabiliyor. Ama bu cihazda şöyle üzerinde yakından göstereyim. Üzerinde bazı LED'ler var. LED ışıklar var. Burada motosikletinizin çalışıp çalışmadığını voltajı ölçerek bu cihaz anlıyor. Kutusunun üzerinde de yazıyor zaten şurada. 13.3 volta eriştiğinde USB çalışmaya başlıyor. Öyle bir özelliği var. Bir saat motosikleti durdurduktan sonra bir saat içinde şarj işlemini durduruyor. Yani bu cihaz kendi kendine disable hale geliyor. Kapatıyor kendini. Ki sürekli aküden voltaj çekmiyor. Bu da güzel bir özellik. Şurada da arkasında 5 volt 3300 amper olduğu yazıyor. Akünüzü %50 olduğu durumlarda koruyor. Yani motosikletinizi çalıştıramama gibi bir durum olmaması için. Bu ürünü de bayağıdır araştırıyordum. Hatırlarsanız daha önce motosikletin aküsü birkaç kez bitti, birkaç kez yolda kaldım. İtmek zorunda falan kaldım. O yüzden bunu araştırarak buldum. Birçok opsiyon vardı. Bunun Harley Davidson markası olanı da vardı. Daha küçüktü. Geçtiğimiz gün Harley Davidson'a gittiğimde bataryayı değiştirttim. Garanti değiştirdi sağ olsun. Bu cihazı orada gördüm. Satıcıya da sordum. Harley Davidson'ınki ile bunun arasında bir fark var mı diye. Bunun fiyatı 34-35 euro civarındaydı. Harley Davidson'ınki 40 euroydu. Bunda ekstradan kablosu olduğu için bunu tercih ettim. Su geçirmez bir USB girişi var. Ucu da bu şekilde arkadaşlar. Buna SAE diyorlar bu soketin adına. Bundan da Harley Davidson'ın üzerinde burada bir tane var zaten halihazırda. Bunu direkt buraya takarak kullanıma hazır hale getirebiliyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde şu anda gördüğünüz gibi bir mavi bir LED var. O yanmaya başladı. Dün çünkü aküyü şarj etmiştim. Şu an full olması lazım. Bu tabi bir saat içinde deaktif hale geliyor ki aküyü korumak için. Ama motosikleti çalıştırdığımda, gitmeye başladığımda voltaj yine gerekli seviyeye geldiği zaman tekrar şarj etmeye başlıyor. Bayağı basit yani aslında, ama ben tabi bunu yine her ihtimale karşı motosikletime takılı bırakmayacağım. Çünkü yine de yani üzerinde durmasına gerek yok. Soket biraz açıkta kalıyor. Tura çıktığım zaman kullanacağım zaman buraya takarım diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen bunu nasıl takacağımı bir kablolama işlemlerini yapayım. Şunu da gidona bağlayayım. Burada da güzel bir kafa yapmışlar. Hem su geçirmez hem de buralara klips bağlayabiliyorsunuz. Gidonun tam yanına, manetin yanına bir yere saklayacağım. Burada bolca kablo saklayabileceğimiz alanlar var. Şu ucu şuradan geçiririm diye düşünüyorum şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuz şarj oluyor. Gördüğünüz gibi ucu biraz kavuçuk böyle. Şu telefonu bırakayım şöyle yere. Ucu kavuçuk. Bu kısmın küçük olmasının bir avantajı da kablo kanallarından, motosikletin gidonun arasından falan rahatlıkla geçirdim. Bu kablo böyle aşağıdan gidiyor. Alt kısımdan tekrar buraya, o ışık olan bölüm, adaptör kısmı da buraya sakladım. İhtiyaç durumunda bu kapağı rahatlıkla açıp onun seviyesini görebilirim, bakabilirim diye buraya koydum. Kablonun fazlalıklarını da burada bir yerlere saklayacağım. Evet, şimdi şu anda gördüğünüz gibi telefon şarj etmiyor. Telefonu şu anda bağlı. Şimdi motoru çalıştıracağım. Nasıl algılıyorsa, nasıl ölçüyorsa voltajı. Gördüğünüz gibi şarj etmeye başladı. Motor durduğunda da aynı şekilde şarjı kesiyor. Tabii bir saat bir bekleme süresi var. Ondan sonra şarjı kapatıyor gördüğünüz gibi. Şu an hala devam ediyor motoru durdurmama rağmen. Siz de kendi başınıza rahatlıkla USB çıkışı motosikletinize yapabilirsiniz. Normalde biraz teknik bir konu, uğraştırıcı bir konu, ama şu cihaz sayesinde bayağı işler kolaylaşıyormuş. Ben de yeni öğrendim böyle bir şeyin varlığını. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. YouTube'da abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram'da, Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.